Arkadaşlar selamlar. 500 soru AYT tarih kampımızda. 251. sorudayız. Yani yaraladık artık devam ediyoruz. Osmanlı duraklama dönemiyle ilgili güzel bir soru var. Hemen başladım. Bakın Osmanlı Devleti'nde 1648-1687 yılları arasında hüküm süren 39 yıl boyunca başta kalmış Kanuni'den sonra en uzun süre tahta kalan padişah. 24 yıl süren kuşatmanın ardından Girit'i ele geçiren padişah kimdir? Arkadaşlarım 4. Mehmet. Osmanlı tarihinde en küçük yaşta tahta çıkan padişahtır. 39 yıl boyunca başta kalmıştır ve bu dönemde 4. Mehmet zamanında köprülü Fazıl Ahmet Paşa ne yapmış? 4. Mehmet döneminde Girit'in alınmasını sağlamış. O yüzden köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya biz ne diyoruz? Girit Fatihi diyoruz tamam mı? 4. Mehmet döneminde Girit'in alınmasını zor da olsa başaran bir Sadrazam Çok değerli bir isim. Osmanlı'nın duraklama dönemi ıslahatçıları arasında yer alır. Osmanlı devletinin Girit'i ele geçirmesinde hangi sadrazam etkili olmuştur? Cevabıma ne dedim? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Ne dedim? Girit Fatih'i dedim. Burada Osmanlı'nın duraklama döneminde görev yapan bazı isimler var. Hatta burada Humbaracı Ahmet Paşa gerileme dönemine denk geliyor. Onu belirtelim. Gerileme döneminde ıslahatçı. Komte Bone olarak biliniyor. Onun dışında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı'nın duraklama dönemi e, ıslahatçıları arasında yer alıyor. Yukarıdakilerden hangileri Safavi Devleti ne hükümdarlık yapmıştır? Şah İsmail, Şah Tahmasp, Hüseyin Mirza. Arkadaşlar Hüseyin Mirza'yı belki duymamışsınızdır. Öğretmek için sordum bunu. Bu üçü de Safaviler'de yani İran topraklarında hükümdarlık yapmış liderler. Safaviler'in temel özelliğini neydi? Şiidi yani mezhep. Osmanlı ile mezhep farklılığı var. Osmanlı, Sünni, Safaviler, Şii. Dolayısıyla bu iki devlet arasındaki kavganın temel sebeplerinden biri mezhep farklılığıydı. Hatırlarsanız Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim döneminde hangi Safavi hükümdarı yeniliyordu? Şah İsmail. O savaşta bizim için tarih açısından önemli dönüm noktalarından biri. O zaman ben cevabıma E seçeneği dedim. Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat makamının kaldırılmasıyla resmen sona ermiş. Aşağıdaki siyasi gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır? A. Başarısız bir gelişme. Mohaç Meydan Muharebesi'nde arkadaşlar Osmanlı Macar Krallığı'nı 2 saatte yendi. Odluk Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlardan Uzun Hasan'ı yendi. Hatta Doğu Anadolu hakimiyeti Osmanlı'ya geçti. Ridaniye Savaşı, Mercidabık Savaşı bu savaşlarla Memlükleri yenen hatta yıkan Yavuz Sultan Selim olmuştu Mısır seferiyle. Preveze Deniz Savaşı da arkadaşlar Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Haçlıları yendiği savaştı. Ama Ağaçayırı Muharebesi 2. Bayezid döneminde yapılmış bir muharebe. 2. Bayezid döneminde Ağaçayırı Muharebesi'nde Memlükler Osmanlı'yı yenmeyi başardı. Dolayısıyla Osmanlı için başarısız bir gelişme. Mağlubiyet dersem Ağaçayırı Muharebesi alınabilir. Safavi Devleti ile imzalanan ve günümüz Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirleyen anlaşma ne diyorsunuz? Kasrı Şirin Anlaşması. Arkadaşlar kasr Şirin Anlaşması 4. Murat zamanında yapılan bir anlaşma. Günümüz Türkiye-İran sınırı. Bugün günümüze yakın sınırlar belirleniyor. Bakın kasr Şirin Anlaşması imzalandığında dönemin padişahı 4. Murat'tı. Bunun dışında Nasuh Paşa, Ferhat Paşa, İran'la yani Safavilerle imzalanan anlaşmalar özellikle. Burada Ferhat Paşa Anlaşması'nın önemine değinelim. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma. Amasya Anlaşması yine Safavilerle ama bu anlaşmanın önemi çok büyük. Dikkat! 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanıyor bu anlaşma. Kimle kim arasında? Osmanlı ile Safaviler arasında. Lütfen unutma. Osmanlı Devleti ile Safaviler arasında imzalanan ilk resmi anlaşma hangisidir? 1555 Amasya Anlaşması. Bu caş Anlaşması ise arkadaşlar Osmanlı'nın batıda en geniş sınırları ulaştığı anlaşmaydı. Bu da Lehistan toprakları üzerine bir genişlemeden bahsediyorum. 4. Mehmet döneminde yaşanan bir gelişmedir. Demek ki doğuda en geniş sınırlar Ferhat Paşa, Safaviler üzerine batıda en geniş sınırlar Bucaş Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu anlaşmaların hangisinde yer alan devlet... Hepsinde de yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, 3 anlaşmada da var olan Avusturya olmalı. Çünkü Zitvatorok Osmanlı-Avusturya arasında. Pasaruhça Osmanlı-Venedik-Avusturya arasında, Karlohça ise Osmanlı-Venedik-Avusturya-Lehistan arasında. Dolayısıyla üçünde de kim var? Avusturya var. Cevabımız C seçeneği oldu. Tokat civarında Bozoklu Celal'in çıkardığı isyan daha sonra Anadolu'da isyanların genel adı haline gelerek Celali isyanları olarak ifade edildi. Bozoklu Celal'in isyanı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yaşanmıştır? Bozoklu Celal isyanı birinci... Selim yani Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmıştır. Bundan sonra duraklama döneminde arkadaşlar yine aynı şekilde dini dini diyorum pardon. sosyal ve ekonomik sorunlardan kaynaklı isyanlar çıkınca Bozoklu Celal'inkine benzeyen anlamında Celali ismiyle anıldı. Demek ki Osmanlı'nın duraklama döneminde ekonomik ve sosyal sorunlarla çıkan bu sebeplerle çıkan isyanlar Yavuz Sultan Selim dönemindeki Bozoklu Celal isyanına benzetildiği için Celali olarak ifade edildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar Buçuk Tepe isyanı çıkmış. Buçuk Tepe isyanı Osmanlı tarihinde ilk Yeniçeri isyanıdır. Tamam mı? Burada 2. Mahmut döneminde mesela ileride görürsünüz Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı var. Tepe Delenli Ali Paşa isyanı var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de hatırlatıyorum Canberdi Gazali, Ahmet Paşa isyanı, Baba Zünun isyanı, Kalenderoğlu isyanı gibi bir takım isyanlar vardı. Hatta hatırlarsanız bir de Şeyh Bedrettin isyanı vardı. Bunları not alıyorsunuz. Şeyh Bedrettin isyanı da 1. Mehmet döneminde çıkmıştı. Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal karakterdeki isyandı. Hatta bir de şey vardı Osmanlı'da rejime yönelik ilk isyan o da 31 Mart isyanı not aldınız umuyorum. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma doğuda diyorsa Ferhat Paşa batıda deseydim. bucaş olurdu Osmanlı'nın ilk büyük toprak kaybı yaşadığı anlaşma deseydim. Karlofça olurdu Osmanlı'nın duraklama dönemini sona erdiren gerileme dönemini başlatan anlaşma deseydim. Yine Karlofça Osmanlı Safavilerle imzalanan ve günümüz Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen anlaşma deseydim. Kasr-ı Şirin Osmanlı ile Safaviler arasında imzalanan ilk resmi anlaşma deseydim 1555 Amasya Anlaşması demeniz lazımdı. Yukarıda maddeleri verilen anlaşma hangisidir? Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı'da kalacak. Avusturya Osmanlı Devleti'ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek. Avusturya arşivdeki protokol bakımından Osmanlı Padişahına denk sayılacak. Cevabım Zitva Torok anlaşması olmalı. Zitvatoruk anlaşması arkadaşlar Osmanlı'nın daha önce Avusturya'ya karşı kazandığı başarıyı kaybettiği anlaşmadır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul Anlaşması denilen bir anlaşma vardı. İbrahim Paşa Anlaşması ya da İstanbul Anlaşması. Bu anlaşmayla Osmanlı'nın sadrazamı Avusturya'nın arşidükü yani kralıyla eşitlenmişti. Yani İstanbul Anlaşması ile biz Avusturya üstünlüğümüzü kabul ettirmiştik. Ama bu üstünlüğü neyle kabul et, kaybettik dersem, bak Zitvatorok Anlaşması ile. Peki Milli Eğitim Bakanlığı burada hangi kelimeyi kullanıyor, biraz büyük yazalım. Mütekabiliyet ne demek, karşılıklılık yani denklik demek. Arkadaşlar Zitvatorok Anlaşması ile karşılıklılık, eşitlik, denklik sağlandı. Üstünlüğümüzü kaybedince şöyle olmuş. Osmanlı'nın padişahıyla Avusturya'nın aşıdık yani kralı yeniden denk olmuş. O zaman üstünlüğümüzü Zitlotorok'la kaybettik. 1681 yılında imzalanan Çehrin Anlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanan ilk resmi anlaşmadır? Rusya arkadaşlar bir duymuş olun. 1683 yılında yapılan ikinci Viyana kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? 4. Mehmet. Arkadaşlar 4. Mehmet döneminde Viyana'yı kuşatacağız. İkinci kuşatmamız bu. İlk kuşatmamızı kanuni yapmıştı. İkinci kuşatma 4. Mehmet döneminde. Kim görevlendirildi? Merzi Fonlu, Kara, Mustafa, Paşa. Arkadaşlar... Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başarısızlığıyla sonuçlandığı için Merzifonlu burada idam edildi ve 2. Viyana kuşatması başarısız oldu. 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı Devleti'nin üzerine Haçlılar isim değiştirdi. Kutsal İttifak ismiyle birleştiler ve Osmanlı'ya saldırdılar ve 16 yıl boyunca Osmanlı ile savaştılar. Sonucunda da bize Karlofça anlaşmasını imzalattılar. Yıl 1699 Osmanlı bu anlaşmayı imzalayınca gerileme dönemine girdi ve ilk büyük toprak kaybını yaşadı. Peki bu dönem ne dönemi? 4. Mehmet dönemi. 4. Mehmet Osman tarihinde Avcı Mehmet olarak da bilinir. 4. Mehmet Osman tarihinde en küçük yaşta tahta çıkan ama 39 yıl boyunca ülke yöneten bir padişahtır. İkinci Viyana kuşatmasında görevlendirilen ve başarısızlığından dolayı öldürülen kimdi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Cevabım ne oldu burada? B seçeneği. Osmanlı'nın ikinci Viyana kuşatmasında başarısızlık yaşamasıyla Hristiyanlar tarafından oluşturulan kutsal ittifak devletleri arasında hangisi yer almaz? Lehistan, Avusturya, Rusya, Prusya, Venedik. Arkadaşlar Prusya yok. Onun yerine burada Malta var tamam mı? Malta. Yani cevabımız D seçeneği. Burada arkadaşlar e, olay size kolay gelsin diye biraz incelemenizi istediğim için e, küçük bir notlarımdan ders notlarımdan alıntı koydum. Bakın şöyle kodlayabilirsiniz. Osmanlı'nın duraklama döneminde savaştığı devletler varil tamam mı? Ama şöyle sorsam Osmanlı'nın gerileme döneminde savaştığı devletler varif. L ne olur? F'ye döner tamam mı? Yani ben duraklama döneminde Venedik'le savaşmışım, Avusturya ile Avusturya'yla, Rusya'yla, İran'la, Lehistan'la savaşmışım. Ama gerileme döneminde Lehistan gitmiş, onun yerine Fransa ile savaşmışım. Burayı incelemenizi istiyorum. Soru değeri taşır. Sınavımıza 4 ay kaldı. Faydalanın. Kesinlikle faydalanın. Osmanlı Devleti'nin ilk büyük toprak kaybı yaşadığı bir imzalanmasıyla gerileme dönemini başlatan anlaşma. Burada sıkıntımız yok değil mi? Karlofça 1699. Peki Pasarofça ne? Bakın Karlofça gerileme dönemi başlamıyor mu? Başlıyor. Peki gerileme dönemi ne zamana kadar sürüyor? 1792 yaş anlaşmasına kadar sürüyor. Bak gerileme dönemi bu aralık. Bu gerileme dönemi içerisinde 1718 yılında ne olmuş? Pasarofçı anlaşması imzalanmış. İşte bu 1718 Pasarofçı anlaşmasının imzalanmasıyla Osmanlı batı üstünlüğünü kabul edecek. Ve hangi dönem başlayacak gerileme dönemi içerisinde? Lale devri dönemi. Öğrenciler bunu genelde karış, karıştırıyor işte. Bakın gerileme dönemi Karlofça ile başlıyor. Ama gerileme dönemi içerisinde batı üstünlüğünü kabul ettiğimiz Lale devri dönemi Pasarokça anlaşmasıyla başlıyor. E küçük kaynarca aylar ne oluyor? Ne olacak? Kırım elden çıkıyor. Kırım'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalıyoruz. Hemen inceliyorsunuz. Ben buraya bir ÖSM yazıyorum. Önemseyin tamam mı? Karlofça anlaşmasının temel özellikleri. Avrupa'da Martin Luther tarafından ortaya atılan dini hareket hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz orta çağ Avrupa'sında çok güçlü bir Katolik kilisesi var, bir de Ortodoks kilisesi var. Bu Katoliklere, Ortodokslara reform hareketleriyle yeni rakipler ortaya çıktı. Mesela İngiltere'de Anglikanistler, işte e, Almanya'da Protestanlar ya da e, o dönemde Kalvenizm, değil mi? Fransa'da farklı farklı mezhepler çıkıyor. Ve Martin Luther öncülüğünde ortaya çıkan mezhep Protestanlık ve Protestanlık çok güçlenecek. Reform hareketlerinde ölümlü çok ciddi ölümlere sebep olan savaşlar yaşanacak. Martin Luther öncülüğünde Protestanlık resmiyet resmî kazanacak unutmayın aklınızda olsun. Bakın burada da şöyle küçük bir çalışma yaptım. Hristiyanlık mezhepleri Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de Anglikanizm, Almanya'da Protestanlık ortaya çıkmış. Protestanlıkta kim etkili olmuş? Martin Luther. Avrupa'da Mezhep savaşları olarak da bilinen 1618-1630 yılları arasında yapılan 30 yıl savaşlarının ardından imzalanan ve Avrupa'da kilise ve papanın etkisini zayıflatan anlaşma hangisidir? Westfalia anlaşması. 30 yıl savaşlarının arasında ne yapıyor? Savaşların hemen ardından imzalanıyor. Westfalia barışını önemsediğim için arkadaşlar buraya bir ne yaptım? Sonuçlarını, önemini koydum. Okumanızda fayda var. Koçu Bey ve Katip Çelebi risaleleri hangi padişaha sunulmuştur? 4. Murat'a. 4. Murat duraklama dönemi padişahı ve ne yapıyordu? E, duraklamanın sebeplerini araştırmak istiyordu. E bilim insanlarına o dönem e, araştırın diyor ve Koçubey ile Katip Çelebi ne yapıyor? Ona rapor yani risale hazırlıyor. Tamam mı? O zaman Koçu Bey ile Katip Çelebi risaleleri kime sunulmuştur? 4. Murat'a. Osmanlı Devleti'nde ilk kez ıslahat hareketlerine girişen padişah... Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta öldü. Genç Osman değil mi? İkinci Osman. Osman tarihinde ilk planlı ıslahatçı padişahtı ama Yeniçeriler tarafından dehşetle öldürüldü. Patronu Halil İsyanı ile tahttan indirilen padişah. Arkadaşlar patronu Halil İsyanı 3. Ahmet'in tahttan inmesine Lale Devri döneminin sona ermesine sebep olan isyandır. 1730 yılında çıkmıştır. Yeniliklere karşı çıkan bir isyan değildir. O dönem zevk, sefa, keyfi yaşama karşı devlet adamlarına tepki olarak çıkıyor. 3. Ahmet indiriliyor. Lale Devri dönemi patron Halil isyanıyla sona eriyor. Peki Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde Paris'e gönderdiği geçici elçi 28 Mehmet Çelebi. Önemli arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk geçici elçisi olarak da kabul edilir. Tartışılsa da Kabul edilir. Evet kaynaklarda göreceksiniz ilk geçici elçi olarak genel olarak 28 Mehmet Çelebi'yi kabul edecek ama tartışıldığını bilin. Ben de diyorum ki e, tartışılan bir bilgi olduğu için ilk kim diye sormayacaktır da ne diye soracaktır biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nde Lale Devri döneminde Paris'e gönderilen ünlü elçi kim? Evet 28 Mehmet Çelebi daha net bir cevaba dönüşür. Osmanlı'nın ilk daimi elçisi olarak Londra'ya gönderilen devlet adamı arkadaşlar Yusuf agah. Tamam mı? Çıkmış sınav sorusu. Osmanlı Devleti ilk kez hangi devlete savaş sonrası tazminat ödemiştir? Rusya. Hangi devlet? Rusya. Hangi anlaşma? Küçük kaynarca anlaşması. Lale Devri'nin ünlü nakkaşı. Arkadaşlar nakkaş diyorsam Levni. O dönemin en ünlü nakkaşı. Ama Lale Devri döneminin en ünlü edebiyatçısını soruyorum. Nedim. Bunlar ÖSYM tarzı bilgiler. Arkadaşlar videomuz bu kadar 275. sorudan devam ederiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere